Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde Meyra bebeğin eteğini yapacağız. Eteğini yapmadan önce kanalıma abone olmayı unutmamanızı söylemek istiyorum. Ayrıca bildirimleri açtığınız zaman videolarımdan anında haberdar olursunuz. Size bildirim gelir. Şimdi elbisesinin etek kısmını yapacağım bu videoda. Üçüncü bölümdeyiz. Arkadaşlar aslında şu kısma böyle döndürüp bu kısmından başlayıp eteği yapabiliriz. Şöyle onu da göstereceğim. Hangisi kolayınıza gelirse onu yapabilirsiniz. Bebeğimizi böyle aşağı doğru tutacağız. Bu fulo yaptığımız yani blo yaptığımız yerin kalan kanatları fulo oluyor. Fulo deniyor bunu arkadaşlar. Ortaya tam bağlantı yerinden yapmıyorum. Burada bir aşağılı yukarılık var. Onu bağlarken hem düzeltmek için iki sık iğne gerisinden tığımı taktım arkadaşlar. Buradan düğümleyip ben bu şekilde yapmayacağım ama bunu nasıl yaptığımı da size göstereceğim yapılabildiğini. Ben bebekle birlikte örmek zor oluyor böyle. Bütün eteği 3 tane zincir çektim aynı halkaya tekrar batıyorum. Çift trabzan yapacağım arkadaşlar. Her halkaya çift trabzan yapacağım. Yanındaki halkaya yine tekrar batacağım. İkili trabzan çift. Tekrar yanındaki. Şimdi buradaki aşağılı yukarılığı bakın o şeye geldik. O sık iğnenin halkasına geldik. Hemen buradan yanından devam ediyoruz. Böyle yapmak kolayınıza gidiyorsa bebeğin üzerine bu eteği başlayabilirsiniz. Yanındakine çift yapacağım. Ama uzun süreceği için ben şöyle yapacağım arkadaşlar. Bu burada kalsın. Size göstermek için bunu yaptım. Şimdi ben buradaki zincir sayısı kadar sık iğne sayısı kadar zincir çekeceğim arkadaşlar. Orada 42 tane zincirim var. 42 tane sık iğnem var arkadaşlar. 42 tane zincir çekeceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 42 tane zincirimi çekeceğim. 42 tane zincir çektim. Zinciri burmadan arkadaşlar düz yanı böyle buradan ilk sık iğne ilk zincirin içine bağlantı yapıyorum. Tığımı geçirdim. İlmek kaydırma yaptım. Ve bir zincir çekiyorum. 2 üst zincir çekiyorum arkadaşlar. Ve aynı ilmek kaydırma yaptığım yere bir daha batacağım. Trabzan yapacağım, ikili trabzan. Yani ben eteği böyle elimde örmeyi daha çok seviyorum. Sonra boyundan geçirip oraya iğneyle her halkasından tutturuyorum arkadaşlar. Bakın çift yapacağız. Her zincirin boşluğuna tek halkasını arkadaşlar. İki halkasına. Yani zincirin iki halkasını alıyoruz. Tek halkası bu tarafta kalıyor. Netleşmedi bir türlü. Bakın burada bir daha çift yapacağım şimdi aynı halkanın içine. 42 tane çift yapmış olacağız. Zincirin ön tarafını böyle çeviriyorum. Trabzanımı yapıyorum. Bakın bu tarafta birer halkaları kalıyor. Yine devam edeceğim. Her halkanın içine çift yapacağım arkadaşlar. Her zincirin içine çift yapacağım. 42 tane zincirim var burada. 42 çift olacak ve 80
4 tane trabzanımız olacak. Bu şekilde her zincirin içine çift yaparak buraya kadar tamamlayacağım. Arkadaşlar, ben etek kısmını tamamladım. Çoğunu ördüm. Şimdi size anlatacağım. İlk sırada 42 tane zincir çekip her birine çift yapmıştık. Onu göstermiştim. Her zincirin boşluğuna çift yaparak birinci sırayı tamamladık. İkinci sırada tekrar arttırma yaptım. Birinci sırayı ilmek kaydırma yaparak zincirin üstüne birleştirdim. Tekrar 3 zincir çektim. Sıralarımız hep böyle başlıyor. İlmek kaydırma ile birleştirip 3 zincir çekiyoruz. Sonra 6 tane trabzan yaptım. Bir tane arttırdım. 6 trabzan yaptım. Bir tane arttırdım. 12 kere bunu yaptım arkadaşlar. 6 trabzan bir arttır. Yani 6 tek trabzan bir çift trabzan. 6 tek trabzan bir çift trabzan. Sıra sonuna kadar bunu tamamlayınca 12 tane arttırma yapmış oldum. Bu ikinci sıradan sonra 17 sıra daha sayımız bu ikinci sırada 96 trabzana ulaştı. 96 trabzan olarak 17 sıra daha ördüm. Toplamda eteğimizin boyu 19 sıra oluyor. 19 sırayı tamamladıktan sonra ilmek kaydırma ile birleştirdim. Bir zincir çektim. Bir zincir çektim. Buraya hemen ilk halkaya, ilmek kaydırma yaptığım halkaya sık iğne yaptım. 2, 3, 4 tane sık iğne arka arkaya yaptım. Şimdi buradan size onu göstereceğim, bu örneği nasıl yaptığımı. Burayı başlangıç olarak düşünün. İlk şu kısım olarak düşünün. Şöyle yaptım. Bir tane sık iğne yaptım. 2 tane yaptım. 3, 4. 4 tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Çıkardım tığımı, ilk zincir, ilk sık iğnenin içine geçirdim tığımı ve tekrar buradan tığımı geçirip bir zincir çektim. Bağlantıyı bu şekilde yapıyoruz. Geri dönmüyoruz. Yani çevirmiyoruz örgümüzü. Bir zincir çektim. Tekrar devam ediyorum. Bir zincir çektikten sonra bir tane sık iğne yaptım. Üzerine doladım. Çakma trabzan yaptım. Çakma trabzan yaptım. Tekrar üzerine doladım. Bu kez ikili trabzan yapıyorum. Bir yaptım. 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Son olarak tekrar üzerine doladım. Çakma trabzan yapıyorum. Üçünü birlikte çekiyorum. Tekrar hemen yanındaki boşluğa, sıradaki boşluğa batıp bir sık iğne yaptım. Devam ediyorum. 2, 2, 3, 4 tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Çıkardım tığımı. İlk zincire geçirdim tığımı. Bu şekilde birleştirip bir zincir çektim. Bir sık iğne yaptım. Üzerine doladım. Üzerine doladım. Çakma trabzan yaptım. Üçünü birlikte çektim. Tekrar 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptım. Son olarak yine üzerine dolayıp bir tane çakma trabzan, yani üçünü birlikte çekerek trabzanımı tamamladım. Sıradaki boşluğa batıyorum. Sıradaki boşluğa battım. Bir sık iğne, 2, 3, 4 tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Çıkardım tığımı. Bu şekilde birleştirip bir zincir çektim. Zincirin boşluğunun içine bir sık iğne, üzerine doladım. Çakma trabzan, üzerine doladım. 1, 2, ikili trabzan. İkinci ikili trabzan ve üçüncü. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar üzerine doluyorum. Boşluğun içine batıp üçünü birlikte çektim. Yine sıradaki boşluğa batıp bir sık iğne yaptım.
2, 3, 4. Bu şekilde aynı döngüyü tekrar ederek örneğimizi sıra sonuna kadar böyle tamamlayacağız. Buraya gelince birleştirip ilmek kaydırma ile birleştirip arkadaşlar tamamlayacağız eteğimizin ucunu. Daha sonra bebeğime giydirip şu kısımdan iğne ile dikeceğim. Orayı, o kısmı da göstereceğim. Tamamlayayım arkadaşlar etek kısmını. Birleştirme kısmını da tekrar size göstereceğim. Etek kısmını tamamladım. Bu şekilde burada düğümledim. Şimdi bebeğimize giydireceğim. Etamin iğneme biraz mor iplik taktım. Dediğim gibi üzerinde ördüğünüz zaman bunu yapmanıza gerek kalmıyor tabii ki. Ama üzerinde örmek benim zoruma gittiği için ben böyle yapıyorum. Böyle yaptığımız zaman buradan dikmemiz gerekiyor. En sonunda dikişini arkaya getireceğim. Yani dikiş derken pardon, bağlantı yerini. Bu kısmı arka ortaya getiriyorum. Tam blo yaptığım yere yanaştırıyorum. Burada bu kısma arka ortası şuradan önce ipliğimi geçiriyorum arka ortadan düğümü iç taraftan geçiriyorum ki çıkmasın. Şuradan ön tarafa çıkacağım artık. Bir etekten alacağım. Bir de gövde kısmından alacağım. Bakın karşılıklı. Zaten sayıları aynı. Yani 42 tane sık iğne var ve 42 zincirimiz var etekte de. O yüzden şu kısımlar eşit denk gelecek. Bir gövdeden alıyorum, bir etekten alıyorum. Bu şekilde eteği monte ettikten sonra arkadaşlar ayakkabı yapımına geçeceğim. Bunu birleştireyim. Şekilde dikeceğim. Tamamlayıp geliyorum. Elbisemizi diktim. Gayet düzgün oldu. Bu şekilde. Eteğimizin biraz boyu uzun oluyor bu bebeğimde. Yani çok kısa olunca çirkin oluyor. Böyle biraz daha uzun. İsterseniz bir sıra kısa yapabilirsiniz trabzanı. Yani şu 19 sıraydı şurası. Ama böyle uzun daha bir hoş duruyor. Eğer eliniz gevşekse, çok uzun oluyorsa bunu ölçün arkadaşlar. Buralara falan gelirse çirkin olur. O yüzden şu sıra sayısını daha kısaltabilirsiniz o zaman. Şimdi ayakkabısını yapacağım. Ayakkabısı iki tane aynı buraya kadar
İkisini de aynı yapacağız. Ben bir tanesini yaptım. Sonra her ikisinde bağcıkların nasıl yapıldığını, şu ön kısımda bağcıkların yapıldığını, nasıl yapıldığını size göstereceğim. Çünkü farklı olacak iki sağ ve sol ayak. Ben tabanda nako pırlanta kullanıyorum. Biraz daha kalın olması için bu bebeğimde nako pırlanta kullandım. Daha sert bir ip olduğu için güzel oluyor ayakkabı tabanında. Nako pırlanta elinizdeki herhangi bir renk olabilir. Bu renk ben gri kullandım. Farklı bir renk de kullanabilirsiniz. Siyah veya yine mor da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Eğer nako pırlantanız yoksa. Şimdi yani bu ipten koton ipten biraz daha hafif kalın bir ip kullanıyorum. Aynı ip de olabilir. Yani aynı ipi de kullanabilirsiniz, mor ipi. Şimdi taban için 10 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Devam ediyorum. Şu kısımdan ikinci zincirden başlıyorum. İkinci zincirden başlayıp 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sık iğne yaptım. 9. son halkaya da çift yapacağım. Pardon, 3 tane yapacağım. 2'yi 3 tane yapıyorum. Son halkaya 3 tane. Sonra zincirin diğer kısmından devam ediyorum. 1 7 tane sık iğne yapacağım. 2 3 4 5 6 7 sık iğne yaptım. Son halkanın içine çift yapıyorum. Çift yaptım. Birinci sıramız tamamlandı. İlmek kaydırma ile birleştiriyorum. İlk yaptığım sık iğnenin içine geçirdim. Bu şekilde bir zincir çektim. İkinci sıraya geçtim. Birinci sırada 20 tane sık iğnem oldu. Bu sırada. Şimdi ikinci sıradayım. İlk sık iğnenin içine bakın birleştirdim. İlmek kaydırma ile bir zincir çektim. Yine aynı yere batıyorum. Çift yapıyorum. İki tane sık iğne yaptım. Devam ediyorum. 7 tane sık iğne yapacağım. 2 3 4 5 6 7 tane yaptım. Şimdi köşedeki 3 tane aynı yere yaptığım sık iğnenin her birine çift yapacağım. Bir çift, ikinci çiftim ve üçüncü çiftim. Yine 7 tane sık iğnem var. 2 3 4 5 6 7 sık iğne yaptım. Sıradaki iki halkaya çift yapıyorum ikisine de. Birinci çiftim. İkinci çiftim. Şu arada birleştirme yerini yerine yapmıyoruz. Şu kısım sanki orada bir sık iğne varmış gibi ama değil. O birleştirirken ilmek kaydırmanın yeri arkadaşlar. Bakın ilk sık iğnemiz burası. Buraya batmıyoruz hiç. İlk sık iğnemiz geçirdim. Tığımı ilmek kaydırma yaptım. Bir zincir çektim. İkinci sıranın sonunda da 6 tane arttırma yaptık. 26 tane sık iğnem oldu. Şimdi ilk yine aynı yere batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum.
Yanındakine çift yapıyorum. Bir tek bir çift yaptım. Devam ediyorum. Yine 7 tane sık iğne yapıyorum. 3, 4, 5, 6, 7 sık iğne yaptım. Yine bir tek bir çift 3 kere yapacağım. Bu kez bir tek bir çift 2 kere oldu. Son yapıyorum. Bir tek bir çift. Yine 7 tane sık iğnem var. 1 2 3 4 5 6 7. Son 4 tane sık iğnem kaldı. Bir tek bir çift, bir tek bir çift yapacağım. Bir tek bir çift. Bir tek bir çift. Sırayı tamamladım. Yine ilmek kaydırma ile birleştiriyorum sıranın başına. Bir zincir çektim. Üçüncü sıranın sonunda sayım 32'ye çıktı. Bir sık iğne yaptım, hemen bir zincir çektim. Yanındakine bir sık iğne daha, iki sık iğne yaptım. Üçüncüsüne çift yapıyorum. İki tek bir çift yaptım bir kere. Yani bu iki tek bir çifti bir kere yaptım. Sonra devam ediyorum. 7 tane yine. 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım. Yine bir tek bir çift, bu kez 3 kere. Pardon, 2 tek bir çift. 2 tek bir çift 3 kere yapacağım. 1 2 tek bir çift. 2 oldu. Tekrar 1 2 tek bir çift. 3 oldu. 7 sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 sık iğne yaptım. Yine bir iki tek bir çift olarak 2 kere yapacağım. 2 tek bir çift. 1 2 tek bir çift. 2 kere yaptım bunu. Şimdi sıranın başına bağlıyorum. Bağlamıyorum arkadaşlar. Şöyle bağlamıyorum. Mor ipe geçeceğim. İpimi burada kesiyorum. Mor ipi aldım. Bu sıranın sonunda 38 tane sık iğnem oldu. 38 sık iğneyi şimdi üst tarafa geçerek yapacağız. Yine 38 sık iğne. Yalnız şöyle yapacağız arkadaşlar. Birleştirmeyi de bakın, normalde şuradan birleştiriyoruz. Ama şimdi arka blok kısmından, ortasından giriyorum. Tek kanadını alıyorum. İpimi de şu şekilde tuttum. Geçirdim ikisinden de. Bir zincir çektim. Şimdi bu iki ipi burada düğümleyeceğim. Sıkıştırıp düğümleyeceğim. Bir zincir çektim. Aynı battığım yere bir kere daha batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bu sırayı blodan yapacağız. Yani arka kanatlarından, arka sık iğnelerin tek kanadını alacağız. İkiyi bakın, ortasından batıyorum, arkasından çıkıyorum. Tek kanatları şurada kalıyor bakın. Bu 38 tane sık iğneyi tamamlayacağım bu sırada, hiçbir şey yapmadan. Yani arttırma ve eksiltme yok. Sonra 4 sıra daha, yani toplamda 5 sıra 38 sık iğne yapacağız. 38 sık iğneyi 5 sıra yapacağız arkadaşlar. Hiç arttırma eksiltme yapmadan bu sırayı böyle tamamlayacağım. İkinci sırayı da göstereceğim, başlangıcını. Bakın,
Ön tarafta böyle bu şekilde birer kanatları kalmış oldu. Sık iğnelerin. Tamamlayın bu sırayı. 38 sık iğne yaptım. İlk sık iğnenin içine batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çektim. Aynı yere batarak 38 tane sık iğne yapmaya devam ediyorum. Tabii bunlar normal batılacak artık. Yani bir önceki bir alt sırada blo olarak yapmıştık. Arka kanadını yapmıştık sık iğnelerimizi. Burada tabii artık normal batıyoruz sık iğnelerimizi. 38 tane sık iğneyi 4 sıra daha öreceğim. Toplamda 5 sıra oluyor. Burada bir sırası burada görünmüyor arkadaşlar bunun. Bakın 1, 2, 3, 4. Hatta görünüyor. Bakın şu alttaki 1, 2, 3, 4, 5 sıra 38 sık iğne olarak yapacağım. Toplamda 5 sıra 38 sık iğne oldu. Bakın ilk sıra burası 1, 2, 3, 4, 5. Yine ilmek kaydırma ile birleştirdim. Bir zincir çektim. Aynı halkanın içine aynı boşluğa batıyorum. 1, 8 tane sık iğne yapacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sık iğne yaptım. Şimdi eksiltme yapacağım. Tığımın üzerine doluyorum. Eksiltmeyi farklı yapacağım arkadaşlar. Doladım. Sıradaki sık iğnenin içine battım, çektim. Bir daha doladım. Sıradaki sık iğnenin içine battım, çektim. Hepsini birlikte topladım. Üzerine doladım. Şurayı sıkı yapalım. Sıkıştırıp üzerine doladım. Tekrar yanındaki halkaya battım, çektim. Üzerine doladım. Yanındaki boşluğa battım, çektim. Ve üçünü birlikte yani hepsini birlikte topladım. Şurayı sıkıştıralım. Üzerine aldım. Sıradaki pardon, bir daha dolalım üzerine. Sıradakine battım. Hepsini birlikte topluyorum. Üzerine doladım. Battım, çektim. Bir daha üzerine doladım. Sıradaki boşluğa battım, çektim ve topluyorum. Bir daha. Bundan 9 tane yapacağız. Battım. Sıradakine battım, çektim. Üzerine dolayarak eksiltiyoruz. Bir de batarak arkadaşlar bakın. Battım, çektim, üzerine doladım. Battım, çektim ve topladım. Üzerine doladım. Battım, çektim, üzerine doladım. Battım, çektim. Hepsini birlikte topladım. 9 tane olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar yapıyorum. 8. Üzerine doladım. Tekrar doladım. Çektim. 8. Üzerine doladım. Çektim. Üzerine doladım. Tekrar çektim. Topladım. 8 tane. 9 tane oldu. Burada 11, 12 tane sık iğnem kaldı. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi siz benimle ördüğünüz bu yaptığımız sağ ayakkabı olacak. Yine bunu bitirdikten sonra aynısını yapacaksınız. Bunun da yapılışını, üst tarafının yapılışını göstereceğim. Yani şuraya kadar aynı. İki ayakkabının yapılışı aynı. Şimdi ben sağ ayakkabıyı yapacağım. Yani birini yapacağım arkadaşlar. Bakın ikisi farklı olacak bu kısımda. Bundan sonra farklı bir uygulama olacak. İlmek kaydırma yapıyorum ilk zincirin içine.
Bir zincir çekmiyorum. Devam ediyorum. 2, ikinci ilmek kaydırma, üçüncü ilmek kaydırma, 4, 5, 6, altıncı ilmek kaydırma. 6 tane ilmek kaydırma yaptım. Bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum, aynı boşluğa batıyorum. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6 tane yaptım. Sık iğne. Şimdi bu sıradaki 2 sık iğneye, aslında şurada sık iğne yok arkadaşlar. Birleştirme yeri var. Şunu göstereyim size. Bakın. Şu birleştirme ilmek kaydırma yaptığımız yeri de sanki bir sık iğne gibi duruyor. Burada bir tane eksiltme yapacağım. O birleştirme ilmek kaydırma yaptığım yere battım, çektim, yanındakine battım, çektim, birlikte topladım, eksilttim. Şimdi devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şurada 2 tane sık iğne kalması gerekiyor. Göstereceğim şimdi. 9. 9 tane sık iğne yaptım. Şurada şu eksiltmeye kadar 2 sık iğne olması gerekiyor. 9 sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Döndüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada 16 tane sık iğnem var. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane sık iğne yaptım. Şimdi zincir çekeceğim. 18 tane. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 zincir çektim. 8. zincirin içine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. zincirin içine batıyorum. Döndüm. İlk sık iğnemi yapıyorum. Devam ediyorum. Burada 11 tane sık iğne var. Zincirin üstüne 11 sık iğne yapacağım. 11 tane sık iğne yaptım. Bakın zincirin üstüne. Şimdi şu birinci sıranın bu sık iğnenin dibine tığımı batırıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Ben ipimi kesmiştim. İlmek kaydırma yaptım. Bakın burada ipimi çıkarıyorum. Şu kısma içten düğümleyerek arkadan arkadaşlar bunu gizleyeceğim, bu ipi. Bakın bu şekilde sağ ayakkabımız bu şekilde oldu. Şimdi diğerini yapacağız. Yani sol ayakkabıyı yapacağız. Sol ayakkabıyı da aynı şekilde ördüm. Buraya kadar, yani bağcık kısmına kadar ilmek kaydırma yapıyorum yine. Aynı şekilde ördük arkadaşlar. İlmek kaydırma yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. İlk yaptığım ilmek kaydırma ile birlikte 6 oluyor. Yani şurada 2 tane sık iğne kaldı yine bakın. 6 tane ilmek kaydırma yapmış oldum. Bir zincir çektim. Döndüm. Aynı yere batıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane
Yine 6 tane yaptım. Diğeri gibi. İlkine battım. Sıradaki boşluğa, yanındakine battım. Bir tane eksiltme yaptım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, yedi, sekiz, dokuz. Buraya kadar diğer ayakkabıyla aynı. 9 tane yaptım. Toplamda 16 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi burada diğerinde dönmüştüm. Şurada zincir çekmiştim. Bunda ilk sıranın sonunda zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 18 tane. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 zincir çektim. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. zincirin içine tığımı geçiriyorum ve yine buraya 11 tane 11 tane sık iğne yapacağım zincirin içine. Yapayım arkadaşlar şu kısma kadar, yine 11 tane 11 tane sık iğnemi yaptım. Hemen yanından devam ediyorum. Buradaki sık iğnelerimi öreceğim. Şuraya kadar 16 tane sık iğne öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Tane sık iğne yaptım. Bir zincir çekiyorum ve ipimi buraya gizleyeceğim. Biraz uzun bırakırsanız burada düğme içinde bunu kullanabilirsiniz. Bu şekilde sol ayakkabımız da oldu. Bakın. Buraya düğme dikeceğim. Bir tane. Ben boncuk dikiyorum. Kenarındaki şu detayı, siyah ipimi aldım. Ayakkabıyı böyle butu şekilde tutuyorum. Normalde başlangıç yeri burası ama ben şuradan başlayacağım. Bakın nereye geçiriyorum tığımı. Şu blolara yapmayacağım. Şu bloyla gri ile morun birleştiği yere, şu deliklere yapacağım bu detayı. Bakın buraya. İpimi geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın. Aynı yere, yani şu, bakın şu battığım yere batıyorum. Buradan çıkarıyorum. Çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. Bakın. Şuraya batıyorum yine. Burası birleşme yeri. Burada birazcık farklılık var. Yani ek yer olduğu için. Bakın şu siyahın çıktığı yere tekrar aynı yere batıyorum. Aynı yere batıyorum. Bir sık iğne böyle geçip tekrar tığımı geçirdim ve sık iğne yaptım. Bakın arkadaşlar, şuraya sık iğne yaptım. Yani şu önde kalan kanadıyla gri'nin
ile morun birleştiği yere yapıyorum. Sık iğne, bakın. Yalnız batarken son battığımız yere bir daha batıyoruz. Yani şu siyah ipin çıktığı yere, bakın şu siyah ipin çıktığı yere bir daha batıyorum. Tığımı oraya geçiriyorum. Sonra bir diğer deliğe geçiriyorum. Bu şekilde sık iğne olarak tamamlayacağım. Bakın dönerek aynı şekilde yapalım. Sırayı tamamlayacağım. Son sık iğneyi de yaptım. Bakın ilk sık iğnenin halkasına batıp tığımı geçirdim. İpimi kesiyorum. Çıkardım. Zincir çekmeden bitirdim. Sonra böyle aradan geçiriyorum. Siyah görünmüyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şu şekilde geçiriyorum. Sonra bu sık iğnenin tek halkasına geçirip bunu bütün ayakkabılarımda, botlarda yapıyorum arkadaşlar. Şu kısımda ek belli olmasın diye. Şimdi bu siyah iplikleri içeri çekeceğim ve bağlayacağım. Ayakkabıları bitirdim. Düğmelerini diktim. Bakın çok tatlı bu ayakkabı modeli de. Başka bebekleriniz için de uygulayabilirsiniz. Şimdi ayağına giydirmek istiyorum. Evet. Ayakkabılarımız çok cici hazır oldu. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bir dahaki bölümde Mera bebeğin yapılışına devam edeceğim. Diğer videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.